Herkese selamlar dostlar, PSP Pazar'ın bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda PS Vita ekranını direkt bilgisayara yansıtacağız ve orada oyun oynayacağız. Şimdi bunu yapmak için tabii ki de ilk başta Hankook'lu bir cihaza ihtiyacınız var. Ondan sonra Hankook'lu cihazınız olduktan sonra Audio Plugin 2 yazılımını kurmanız gerekiyor. Bunlarla ilgili internette bir sürü video olduğu için kurabileceğinizi sanıyorum. Ama gerekli açıklamaları da kanala koyarım, yani aşağıya açıklama kısmına. Audio Plugin 2'yi kurduktan sonra burada Vita Plugins'i seçeceksiniz. Vita Plugins'i geldiğiniz zaman da aşağılarda, baya baya aşağılarda bir yazılım var. Onu kuracağız. Bu yazılımın ismi de UDCD -UVC. Evet, gördüğünüz gibi bu yazılım hem LCD hem de OLED versiyonları var. Konsolunuz hangisiyse onu kurmanız gerekiyor. Ben LCD versiyonunu kurdum. Bakın zaten yanında şu yeşil bir ışık var. Bunu kurduktan sonra konsolu bir restart yapmanız gerekiyor. Zaten program size söylüyor, restart yapmanız gerektiğini söylüyor. Bundan sonra şöyle bir şey yapacağız. USB kabloyla PS Vita'yı bilgisayara bağlayacağız arkadaşlar. Bir de OBS programını indireceğiz. OBS programını indirdiğiniz zaman yeni bir sahne ekleyin. Zaten OBS bedava, çok kolay bir şekilde internetten bulabilirsiniz. OBS'i açtıktan sonra yeni bir sahne ekleyin veya yeni kendi sahnenize bir tane video yakalayacaklayın. Orada direkt PS Vita seçeneğini göreceksiniz. PS Vita'yı seçtikten sonra da ekran biraz küçük çıkıyor. Onu işte ekranı genişleterek kendiniz mouse'u keşesinden çekebilirsiniz. Ya da işte sağ klikle full ekran yapabilirsiniz ya da F tuşuna basabilirsiniz. Size kalmış. Bunu yaptıktan sonra da oyunu bu şekilde oynayabilirsiniz. İsterseniz de OBS'ten kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi biraz da oyun oynayıp test edelim. Ne dersiniz? Şimdi şöyle burada cihaz var, bakın. Aynı anda buradan oynayabiliyorum. Hem de hiçbir gecikme falan hiçbir şey yok. Ben de ilk defa deneyimleyeceğim şimdi. Mesela buradan ne açalım? Bir tane PS Vita oyunu açalım. Açalım bir tane PS Vita oyunu. Bunlar PS Vita oyunu kutulular. Zelda emülatörler var, app'ler var, bir sürü şeyler var. Büyük bir indie oyun diyorum. PS Vita oyunu açmak istiyorum ama hiç PS Vita oyunum yok ya, doğru. Ha, Big Games diye klasör varmış da Mortal Kombat falan var. Hani bakalım Mortal Kombat'ı açalım. Bakın aynı anda hop basıyorum, giriyor. Hadi bakalım. Ama sanırım PS Vita'nın sesini veremiyor. Tam emin değilim. Ses almıyor galiba ya da ben onu beceremedim. Çok ilginç ya, iki ekranda görüyorum. Artık böyle bazı PS Vita'daki işte moddan oyunlar var ya, böyle sondan çıkartıyorlar, yani fan made mesela, işte GTA'dır, Max Payne'dir gibi. O tarz oyunların böyle televizyon modunu da çekebileceğim. Hatta kafamı koyduğum yerde aslında FPS gözüküyordur, bakalım. Onu bir gözüküyor. Şu anda FPS'i görüyorsunuz. Şöyle kafamı sağ tarafa koydum, webcam'e. FPS'i de görüyorsunuz. Yani ekranda ne varsa orada görebiliyorum. Evet. Fight diyelim. Şöyle rastgele. Evet. Bayağı iyi gibi galiba ya. Evet. Hiçbir şey yok. Hiçbir yavaşlama falan yok. Alalım karakterimizi. Buradan da görüyorum, oradan da görüyorum. İlginç oldu. Introları da gördük. Tabii çok güzel gözükmüyor ama en azından PS Vita'yı yani yansıtmış olduk. Nasıldı bu? Nasıl oynanıyordu bu ya? Ha. Nasıldı? Nasıl bunun hareketler ya? Ha. Buydu herhalde. Bir de şöyle bir gıcık hareketi vardı bunun. Hop, kapamadık. Attık. Yani hızlı bir şekilde oynanıyor ama bu oyun tabi PS Vita ekranı daha güzel gözüküyor da yine de çok iyi abi yani.
Bakın bakın, real time abi. Aynı hareket orada da gözüküyor. Şöyle yapayım hatta. Oyunun sesi buradan geliyor mu? Yani o, kaydetmiyoruz ya. Şu anda OBS'e bakıyorum zaten. Hiç sesle ilgili bir şey yok. Hani onu da araştırırım. Bir sonraki videoda belki o sesle ilgili bir ayar yaparız. Şimdilik bilmiyorum. Bakın bu da çok güzel bir şekilde çalıştı. Hatta bayağı bunun grafikleri de güzel gözüküyor ha. Eski 90'lardaki versiyonu gibi de sanki biraz cilalanmış gibi. Aa, çok iyi ya. Müthiş ya. Şurayı patlatalım. Silah nereye gitti ya? Dur ha. Yanlış şuraya basmışım. Tabii şuraya benim patlatmam lazım. Hops, uçurduk. Güzel. Evet. Elemanı vuralım. Elemanı vurduk. Onun arkasında bir yer bir şey var mıydı? Şuradan da değil mi abi? Aa, özlemişim ya. Çocukken çok oynardı bunu. Şimdi Retro Cuma'da çekmedik. Niye bu silah yine gitti ya benim? RAM mod. Retro Cuma'da yani PSP en sevdiğim PSP diyorum. En sevdiğim PC first person oyunlarında bu oyun yok. Bunu da çok seviyorum ben kesinlikle tabii ki de, ama tabii o videoda biraz böyle şey istemiştim. Bilinmeyen oyunları göstermek istemiştim. Bilinmeyen değil mi de işte kıyıda köşede kalmış diye. Evet, biraz da Max Payne'e bakalım diye şöyle bir açtım. Resume diyeceğim. Devam edelim. Max Payne sonuçta PS Vita'da çok güzel çalışıyordu. Bundan da PS Vita'nın televizyona veya işte bilgisayara yansıtırken nasıl olacağını bakacağız şimdi. Bakalım o nasıl olacak, nasıl güzel mi? Biraz loadingler uzun. Belki GTA'da bakarız ya da başka videolarda bakarız, bilmiyorum. Siz de bununla ilgili yorum yazabilirsiniz dostlar. Evet, şu anda 54, 58, 60 FPS. Gayet iyi. Resume dedim ama çok da böyle ileriden başlamamışız. Girelim. Dur bakalım. Bu zıplama. Ateş herhalde. Katliam. Evet. Bu adamı vurduk ama tuşları bir hatırlamam lazım ya. Şöyle. Tamam. L tuşuyla şu L tuşuyla bullet time'a giriyoruz abicim. Güzel. Güzel ya, mis gibi. Tabi bunları oynayan bir alemi yok. Olay PS Vita oyunlarını oynamak aslında da. Merak ediyordum ben de. Görmüş olduk. Böyle arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Başka oyunları da çekebilirim. Hani yorumları yazın. Gördüğünüz gibi PS Vita'da bilgisayara bağlayınca oyunlar böyle çalışıyor. Gerçekten gayet güzel çalışıyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Bence süper olmuş. Hani geç keşfettim. Bayağıdır 2-3 aydır internette geziyor bunun nasıl yapılır videoları. Geç keşfettim ama olsun yani. Geç olsun güç olmasın. Başka PSP pazarlarda veya PS Vita pazarlarda görüşmek üzere. Bay bay.